Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Osman Sarı. 18. dersimiz Dünya Gücü Osmanlı ama tüm üniteyi değil, sadece 3 tane padişahı bu derste konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemleri. Peki Fatih Sultan Mehmet dönemi deyince ne bileceğiz? 3 başlık. Balkanlarda, denizlerde, Anadolu'da. Ama tabii İstanbul'un fethi özel bir yere sahip. Balkanlarda nereler alındı? Denizlerde neler yapıldı? Anadolu'da neler var? Bunun üzerinde duracağız dersiniz. Tabii İstanbul'un fethi. Peki standardımız. İstanbul'un fethinin sebepleri nelerdir? Fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Sonuçlar nelerdir gibi bir başlığımız var. Aslında fethin sebepleri var. Bizans'ı görüyorsunuz. Ortada kalmış. Osmanlı topraklar arasında sıkışmış. Ve ne yapıyor? Osmanlı, hani çok meşhur bir söz vardır, Bizans entrikası diye. Sürekli bir taht kavgası sürecini Osmanlı'yı sokuyor veya Haçlıları kışkırtıyor. Yani aslında Osmanlıların hızlı bir şekilde büyümesindeki en büyük engel Bizans olarak görülmekte. O zaman fethin birinci sebebi şehzadeleri kışkırtarak taht kavgaları neden olması, düzenli olarak Papa'dan yardım isteyerek Haçlı seferlerine neden olması ve devleti güç kaybettirmesi, Anadolu'yla Rumeli toprakları birleştirmek, böylece Batı yönlü fetihleri kolaylaştırma düşüncesi ki biz mesela Balkanlara bir ordu gönderdiğimizde Bizans ordusu buradan çıkıyor, saldırıyor. Dolayısıyla ordumuz geri dönmek zorunda kalıyor. Veya Balkanlara geçtiğimiz tek güzel yer Çanakkale Boğazı. İstanbul üzerinden geçmek çok çok zor. Çünkü karşı taraf Bizans'ta. Böylece Doğu Batı yönlü fetihleri hızlandırma isteği var. Ve Hazreti Peygamber'in övgüsüne kavuşma düşüncesi de burada etkili. Çünkü hani bir hadisten bahsediliyor. Ne diyor orada? İstanbul'u fethedecek komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel askerlerdir. Bu övgüye layık olan hükümdar olursanız, orada olursanız doğal olarak İslam dünyası üzerinde çok kolay etki kurabilir ve Türk İslam dünyasının siyasi lideri haline gelebilirsiniz. Peki fethi için hangi hazırlıklar yapıldı? Bir kere Rumeli Hisarı inşa edildi. Malum bu Avrupa yakasından bir görselimiz görüyoruz. Rumeli Hisarı tam karşıda. Anadolu Hisarı vardı. Hani Anadolu Hisarı'nı Yıldırım Bayezid inşa ettirmişti. Ki güzelce Hisar olarak biliniyordu. Tam karşısına Avrupa tarafında da Rumeli Hisarı'nın yaptırılmasıyla birlikte bunun adına da Boğaz Kesen dendi. Çünkü İstanbul Boğazı'nı ne yapmış oldu bu? Kapatmış oldu. Başka ne yapıldık? Balkanlara Akıncı beylerini gönderdik. Böylece herhangi bir Haçlı ordusuna karşı o bölgeyi yıpratmak sürecini başlattık. Halic'e zincir çekilmişti. Bu yüzden gemiler karadan yürütülecek şekilde hareket edildi. Malum şu gördüğümüz Haliç, bu İstanbul, Suriçi İstanbul'dan bahsediyoruz. Galata Kulesi ile bugünkü Eminönü arasına bir zincir çekiliyordu. Ve Halic'in içine gemileri karadan yürütecek şekilde bir hazırlık yaptık. Halic'e bu gemileri sokunca en zayıf surların olduğu, Haliç surlarının olduğu yerden şehri baskı altına almak çok daha kolay olacaktı. Bu arada Şahi adı verilen büyük toplar, surları yıkabilecek büyük toplar döktürüldüğü gibi aynı zamanda İstanbul'un üç tarafını denizlerle kuşatabilecek şekilde bir donanma da yaptırılmıştır. Tabii kuşatma esnasında ilginç bir gelişme var. Cenevizler, biz kuşatma sürecinde klasik Batı diplomasiyle karşılaşıyoruz. Hem Bizans'a hem de Osmanlı'ya yardım ediyor. Neden Cenevizler böyle bir politika içinde? Çünkü adamların derdi ticaret. İstanbul'daki ticaret onlar için çok önemli. Kim alırsa alsın, kimde kalırsa kalsın buradaki ticari çıkarlarını korumak istiyorlar. Peki İstanbul'un fethinin dünya tarihi bakımından sonuçları nelerdi? Bir kere bir çağ kapanıp yeni bir çağ açıldı. Yeni çağ. Peki neden böyle bir şey söylüyoruz? Hani Şahi adı verilen toplarla surların yıkılabileceği görüldü. İşte Avrupa'daki krallar bu topları derebeylerine karşı kullandı. Böylece Avrupa'daki feodalite yani derebeylik sistemi sona ererken merkezi krallıklar devri karşımıza çıktı. O yüzden yeni bir çağ başlatıyoruz. Tabii İstanbul'daki bilim adamları İtalya'ya göç etti. Buradaki sanat ve bilim kültürle sentezlendiler ve böylece Rönesans'ın ve zamanla reformun öncüsü oldular. Yine ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi coğrafi keşiflere zemin hazırladı. Yani üç şey. Merkezi otorite, Rönesans reform, bilimsel kültürel dini gelişme ve artı coğrafi keşiflere
neden olmuştur? Dünya tarihi açısından sonuçları. Peki Türk tarihi açısından İstanbul'un fethinin sonuçlarına bakarsak ne göreceğiz? Bir kere Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir. Tabii yükselme dönemi çok doğru bir yaklaşım değil aslında ama yani çok daha hızlı büyümeden dolayı bundan sonra artık Bizans kaldırılınca Osmanlı Devleti'nin doğu batı yönlü büyümesi çok daha kolay olacağı için bir yükselme tabiri kullanılmaktadır. Pek de doğru olmasa da. Yine bu dönemde Rumeli'ye geçiş kolaylaşmış. Anadolu ve Rumeli toprakları birleşir. Bu yüzden Rumeli'ye geçiş kolaylaşarak. Karadeniz'den gelen ticaret yolu hangisiydi bir düşünelim. Çok önemli. Anadolu'nun kuzeyinden geçen İpek yoludur. Güneyden geçen baharat yoludur. Anadolu'dan geçenlerin ikisi birden İpek ve baharat yoludur. Ama Karadeniz ayağı, ticaretin Karadeniz ayağı denetim altına alınmış oldu. Bu da Osmanlı Devleti'ni hem siyasi hem ekonomik açıdan güçlendirdi. İstanbul'u fethettik. Tabii ki başkenti İstanbul'a taşıdık. Böylece Bizans'ın başkenti Osmanlı başkenti olarak varlığını sürdürdü. Bizans'ın Osmanlı Devleti içindeki taht kavgalarını kışkırtmasını engellemiş olduk. Böylece devlet içinde daha güçlü bir düzen, disiplin sağlanmış olduğu gibi İslam dünyasındaki saygınlığımız arttı. Çünkü hadisteki övülen komutanın Fatih olduğu gerçeği kabul edildi. Bu da Osmanlı Devletleri'nin İslam dünyasında zamanla liderliği ele geçirmesini ne yapacaktır? Kolaylaştıracaktır. O zaman İstanbul'un fethinin aslında sebepleri aynı zamanda Türk tarihi açısından sonuçlar olarak karşımda çıkıyor. Buradan basit bir mantık. Rumeli'ye geçiş kolaylaştırmak amaç kolaylaştırıldı. Karadeniz şeridini denetim altına almak amaç sonuç alındı. Şehzadelerin kışkırtmasını önlemek önlendi. Fetihleri hızlandırmak hızlandırıldı. İslam dünyasında saygınlığı artırmak artırıldı. Yani sebep ya da sonuçlardan birini bilirsek aslında yüklemi değiştirerek sonuca kolay ulaşıyoruz. Aynı zamanda fethi için hazırlıkları surlar ve yarımadayı dikkate alırsak yani surların etrafını nasıl kuşatacağız, bu yarımadayı nasıl alacağız, surları nasıl geçeceğiz? Bir de tabii ki dünya tarihi açısından sonuçları dendiğinde benim aklıma şu gelmeli. Feodaliteye son verdi. Rönesans, reform, coğrafi keşifler şeklinde. Evet, Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'u fethettiniz. Bir anlamda Hristiyanların iki kalbinden birini söktünüz. Ortodoks dünyanın kalbini ele geçirdiniz, İstanbul'u. Dolayısıyla Ortodokslar birleşerek fethin intikamını almaya kalkabilirdi. İşte bu nedenle Fatih hemen Ortodoks dünyanın topraklarını ele geçirme sürecini başlattı. Kim bu Ortodokslar? Doğu Avrupa. Gördünüz Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, Mora Yarımadası gibi. İşte Balkan Yarımadası diyeceğimiz coğrafyanın çok büyük bir kısmı Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmiştir. Haritayı gözümüzün önüne getirelim. Eğer AYT 1, AYT 2 öğrencisiysek yani eşit ağırlıklı öğrencisiysek şunu düşünün. Bulgaristan hariç. Bugünkü Selanik ve Makedonya hariç kalan bütün Balkan topraklarını Fatih almıştır. Bulgaristan hariç, Selanik ve Makedonya'nın bir kısmı hariç, yani şuradaki Selanik derken bahsettiğimiz yer neresidir? Şu bölge ve şu bölge hariç bütün Balkan topraklarını Fatih almıştır şeklinde düşünebiliriz. Tabi arada bazı küçük şehirler var. Fatih döneminde Anadolu'daki fetihlere baktığımız zaman Anadolu ile ilgili çok özel sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Öncelikle Anadolu'da siyasi birliği, yalnız buraya dikkat edelim. Bir Anadolu'da siyasi birlik var, Anadolu Türk siyasi birliği var. Siyasi birliği kurmak için neler yaptı? Örneğin Sinop olarak Candaroğullarına son verdi. Fatih Sultan Mehmet Sinop ve çevresini aldı. Candaroğullarına son verdi. Sonra ne yaptı? Karamanoğulları Beyliği'ne son verdi. Aslında Karamanoğulları'na tamamen son verilmedi. Karamanoğulları alındı ama Karamanoğulları malum Fatih'in kız kardeşi aynı zamanda Karamanoğlu'yla Mehmet Bey'le evli olduğu için Karaman'da yaşamalarına izin verildi ama Karamanoğulları Beyliği alınmış oldu bir anlamda. Peki şurada küçük bir Karaman bölgesi onlara bırakıldı ama orada bile Osmanlı Devleti'ne karşı ihanet edebilecekler. Bu arada Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı özel bir yere sahip. Doğudaki Akkoyunlarla Otlukbeli Savaşı yapılmış ve Sivas'a kadar olan tüm Doğu Anadolu toprakları ele geçirilmiştir. Bunlar Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan çalışmalar. Şimdi Türk siyasi birliği demek var olan Türkleri birleştirmek demektir. Ama bir de Anadolu'da siyasi birliği sağlamak var. İşte Anadolu'da siyasi birliği sağlamak dediği zaman Anadolu'dan alınan her yer girecek. Örneğin Cenevizlerden alınan Amasra var. Cenevizlerden alınan Amasra ve Rumlardan alınan Trabzon.
Bunlar Türklerden alınmadı. Cenevizler, Amasra, Rumlardan Trabzon. O zaman bu ikisi Anadolu'da siyasi birliği sağlıyor ama Türk siyasi birliği değil. Türk siyasi birliği Türkleri birleştirmek demektir. Lütfen dikkat, tuzağa düşmeyin. Amasra ve Trabzon Türklerden alınmadı. Dolayısıyla Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaz. Anadolu'da siyasi birliği sağlar ama Türk siyasi birliği. Çünkü Anadolu'da siyasi birlik demek coğrafyayı birleştirmek. Türk siyasi birliği demek Türkleri birleştirmektir. Bu tuzağa düşmeyin, dikkatli olun. Peki Fatih döneminde denizlerde ne yapıldı diye baktığımız zaman bir kere öncelikle Rodos hariç, aslında şurada bir de Sakız Adası da hariç ama çok kullanılmaz. Rodos hariç Ege Adaları alınmış. Rodos'u birkaç defa kuşattıkları halde alamadılar. Çünkü Osmanlı donanması yetersizmiş. Bu ortaya çıkıyor. Bu arada Karadeniz'in kuzeyindeki malum şu bölge Kırım Hanlığı'nın toprakları ele geçirildi. Neden? Fethin nedenlerine. Cenevizlerin Karadeniz'deki Kırım'daki varlığına son vermek. Karadeniz şartını denetim altına almak. Sorulan tarafı daha çok sonuçlarıdır. Kırım'ın fethinin sonuçları çok önemli. Gördüğünüz gibi Kırım burada ve çok önemli yere sahip. Kırım'ı fethettik, ne oldu? Bir, Karadeniz Türk yeri haline getirildi. Neden? Çünkü zaten biz öncesinde Cenevizden Amasra'yı almıştık. Rumlardan Trabzon'u almıştık. Burada bir Kırım kaldı. Onu da alınca artık Karadeniz Türk yeri haline geldi. Ve ikinci olarak çok önemli. ÖSYM şöyle bir soru sormuştu. Aşağıdakilerden hangisi Kırım'ın fethinin sonuçlarından biri değil? Ve cevap olarak lütfen dikkat. Baharat yolu üzerindeki Osmanlı denetiminin artması yanlış. Çünkü baharat yolu üzerinde dediği anda Karadeniz'den geçenin İpek yolu olduğunu unutmayalım. Karadeniz, İpek yolu, Mısır ya da bugünkü Güney Arabistan falan dendiğinde baharat yolu, Anadolu ya da İran dediğinde hem İpek hem baharat yolu gelecek aklınıza. Tabii ki Asya Türklerle temas imkanımız, hatta Leistan üzerine yapılacak bir askeri üs bölgesi de ele geçirilmiştir. Ama Kırım'ın fethi deyince mutlaka bilinecek Karadeniz Türk yolu, İpek yolu üzerindeki Osmanlı denetimi artmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli gelişmelerinden biri de Otranto Seferi'dir. Malum Otranto bugünkü İtalya'nın, hani Çizme'nin topuğunda kalan bir yer olarak bilinir. Denizden yapılmış, Avrupa yönlü denizden yapılmış ilk sefer olarak bilinir. Ve hedef Fatih'in bir diğer hedefi, İstanbul'daki Hristiyanların birinci kalbini, Ortodoksların kalbine geçirdikten sonra Roma'yı, Vatikan'ı ele geçirmek. Böylece Osmanlı'ya karşı oluşturulacak Haçlı ittifakını da engellemek düşüncesi vardı. Fatih donanmayı gönderdi. Hatta Gedik Ahmet Paşa Otranto'yu ele geçirdi. Ancak ne yazık ki bu sefer yarım kaldı. Malum İtalya 1480'de Otranto seferi 1480'de yapıldı. Bir yıl sonra Fatih ölecek. Fatih'in ölümünden sonra 2. Bayezid dönemi tarihe cam olayıyla geçecektir. Bir taht kavgasıyla geçecek. Ve bu taht kavgası sürecinde ne yazık ki biz kaleyi terk etmek zorunda kalacağız. Böylece bu sefer yarım kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet Hristiyan Birliği'ni bölme amaçlı politikalar takip etmiştir. Bunlardan bir tanesi İstanbul'un fethi öncesinde kapatılan Patrikhane'nin yeniden açılmasıdır. Şimdi Fatih'in İstanbul'u kuşatacağını öğrenen Bizans İmparatoru Papa'dan yardım istiyor. Haçlı ordusu gönder diye. Ama Papa şart koşuyor. Bir Haçlı ordusu göndeririz ama Patrikhane'yi kapatacak ve bütün Ortodoksların Vatikan'a bağlandığını bildireceğiz. Böylece Hristiyanlık tek merkezden büyük oranda yönetilecek. Yani bugünkü Doğu Avrupa, Balkanlar, Anadolu'daki Ortodokslar artık Vatikan'a bağlanmış olacaktı. İmparator çaresiz olduğu için bu isteği kabul etti. Ve Patrikhane kapatıldı. Ayasofya'da yapılan Katolik bir ayin. Gerçi o dönem Bizans'ın vezirlerinden birisi İstanbul'da Latinlerin külahını görmektense Osmanlıların sarığını görmeyi tercih ederiz şeklinde tepki göstermiş olsa da sonuç sağlandı. Hristiyan Birliği ortaya çıkıyordu. İşte İstanbul'un fethi sonrasında Fatih eski Patrik Genadios'u çağırdı. Ve Patrikhane'yi yeniden açmayı teklif etti. Ve böylece Patrikhane yeniden açıldı. Hatta gördüğünüz resimde o Fatih'in İstanbul'daki Ortodokslara tanıdığı dokunulmazlık beratının Patrik'e verilişi gösteriyor. Devlete itaat ettiği müddetçe canları malları bize emanettir. Hiç kimse onlara zarar veremez ifadesini özetle taşıyan amannamedir. Padişahların bir yeri fethettikten sonra oradaki dokunulmazlığa amanname deniyor. Patrikhane'nin açılmasıyla birlikte Ortodoksların kalbi kazanıldı. Çünkü Hristiyan dindaşlı olan Katolikler mezheplerini yaşamalarına izin vermezken Fatih ne yapmış? Patrikhane'yi yeniden açılmış. Ortodoksları
Böylece mezheplerini özgürce yaşayabilecekleri dini liderlerine kavuşturmuştur. İşte bu sayede Ortodokslar Osmanlı Devleti'ne bağlanmış. Ve bu da Hristiyan birliğini engellemiş. Fatih dönemindeki önemli bir siyasi diplomatik gelişme de Venedik'te yapılan anlaşmadır. Venedik'te 16 yıl süren deniz savaşları yapılmış. Hatta tabii neden 16 yıl sürmüş? Çünkü Venedik Akdeniz'in güçlü denizci devletlerindendir. Sonuçta Venedik yenilmiş. Hatta bazı topraklar alınsa da bunun sonunda Venedik'e ticari imtiyazlar verilen bir anlaşma yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet. Burada gördüğünüz görselde kırmızı yerler Venedik'i gösteriyor. Günümüzde Venedik deyince çok küçük bir İtalyan şehri düşünülse de Venedik Akdeniz'in güçlü denizci devletiydi. Osmanlı Devleti Ege Adaları'nın büyük bir kısmını, Kıbrıs'ı, daha sonra Girit'i Venedik'ten alacaktır. İşte böylece Avrupa'nın en güçlü donanmasına sahip Venedik, Haçlı İttifakı'ndan bir süre için uzaklaştırılmıştır. Fatih'in ölümüyle birlikte yerine oğlu 2. Bayezid geçti. Ama 2. Bayezid dönemi tarihe Cem olayıyla geçmiştir. Nedir Cem olayı? Bir taht kavgası. Şimdi 2. Bayezid'i devşirmeler destekliyordu. Cem'i ise Türk kökenli yöneticiler. Ve 2. Bayezid'a çok daha erken duyuruldu Fatih'in ölümü. Bayezid hemen tahta geldi, oturdu. Tabii kardeşi bunu geç öğrendi. Bursa'ya geçti. Cem Bursa'da kendi adına para bastırdı, hutbe okuttu. Hükümdarlığını ilan etti. Hatta bir anlamda abisine bir mektup yazdı. Gel ülkeyi ikiye bölelim. Anadolu benim, Rumeli senin olsun dedi. Ama Bayezid olmaz dedi. Babamızın kanunu var. Hani Fatih kanunnamesi ne diyordu? Devletin bekası için kardeş katli caizdir. Vacip değil, caizdir. O zaman tek kişi devletin başına geçmeliydi. Bu nedenle iki tane taht kavgası yapıldı. Bayezid ikisini de kazandı. Cem ikinci kavgayı kaybettikten sonra Rodos'a sığınacak. Rodos'taki Sencan çöllerine. İşte böylece Cem'in Rodos'a sığınmasıyla birlikte Cem olayı tarihe iç sorun olan Cem olayı dış sorun olayı olarak geçmiştir şeklinde yazılacaktır. Tabii Cem'i Avrupalılar esir etti. Önce İtalya'ya, sonra Fransa'ya derken tekrar İtalya'ya gönderildi. İşte gördüğünüz resimde Papa'nın Cem'i karşıladığını ifade eden bir gravürdür bu. İşte Cem yaşadığı müddetçe Osmanlı Devleti için son olacak. Avrupalılar Osmanlı Devleti'ni tehdit edecekler. Sakın bize saldırma, topraklarımızı almaya kalkma. Eğer saldırıp topraklarımızı alırsan Cem'i serbest bırakır, ona para verir, ona asker verir, onu Anadolu'ya çıkarız. İşte bu nedenle Cem yaşadığı müddetçe 2. Bayezid döneminde Batı yönlü fetih yapılamamıştır. İşte bu yüzden 2. Bayezid dönemi tarihe yükseliş dönemi içindeki duraklama devri olarak girmiştir. Tabii ki Cem'in ölümü sonrasında Venedik'ten, Ceneviz'den bazı kaleler alınmış ama 2. Bayezid döneminde çok fazla fetih yoktur. 2. Bayezid döneminde başlayan önemli bir gelişme de Şah kulu isyanıdır. Şah kime deniyordu? İran'daki hükümdarlara deniyordu. Şimdi Anadolu'da bu tarihlerde yani 16. yüzyılın başı 15. yüzyılın sonlarında özellikle Yörükler arasında yeni dini algı var ortaya çıkmaya başlamıştı. Tabii bundan faydalanmak isteyen Şah İsmail bazı dini liderleri Anadolu'ya gönderdi ve bu dini yaklaşımı Şiiliğe yöneltti. Böylece Anadolu'da bir anlamda Şii kökenli diyebileceğimiz Şah kul isyanı başlamıştır. Safevi hükümdarı Şah İsmail Osmanlı Devleti ile savaşarak Osmanlı'yı yenemez. Bu nedenle de Şiilik üzerinden. Şimdi Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımına kadar dünyadaki devlet olgusu din artı mezhep devletidir. Yani insanların devlet kurması için önemli olan duygu Türk ya da Alman olmak değildi. Müslüman ya da Hristiyan, Ortodoks ya da Katolik veya Şii ya da Sünni olmak önemliydi. İşte zaten Safevi hükümdarı bir Türk, Anadolu'dakiler Türk ama daha da önemlisi Şiileştirildiler. Böylece mezhep devlet anlayışıyla Anadolu'daki isyan bugünkü Manisa civarından Sivas'a kadar olan hattı etkisi altına aldı. Devlet isyanı bastırmakta zorlandı. Bu nedenle de Osmanlı şehzadeleri 2. Bayezid'in oğulları arasında gizli bir taht kavgası başladı. Hatta bunlardan Şehzade Selim, Trabzon'da şehzadelik yapan Selim zaman zaman İran'a karşı harekatlara bile kalkıştı. Hatta zaman zaman kılık değiştirip İran sarayına kadar gitti. Hatta orada Şah'la satranç maçları bile yaptı. Ve Şah İsmail'in neleri öngördüğünü, neleri yapmayı planladığını gördüğü için babasına isyan etti. Ve Kırım üzerinden
Edirne Karıştıran Ovası'nda babasıyla bir taht kavgası yaptı. Taht kavgasını kaybetti Şehzade Selim ama Yeniçerilerin isyanıyla birlikte 2. Bayezid tahttan indirildi ve Cem olayından sonra karşımıza çıkan baba oğul kavgası olarak Şehzade Selim tahtı ele geçirdi. Ve Şehzade Selim'in tahtı ele geçirdikten sonra ki Yavuz Sultan Selim olarak bilinecektir, yapacağı ilk iş Anadolu'daki isyanları bastırmak olacaktır. İşte böylece Osmanlı Devleti'nde 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim dönemi başladı. Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan sonra en büyük tehlike olarak İran'ı gördüğü için dedik ya önce Celali isyanların üzerine giderken aynı anda hemen büyük bir orduyla İran'daki Safevilerin üzerine yönelmiştir. Ve Safevi Devleti'nde 1514'te Çaldıran Savaşı'nı yapmıştır. Nedeni belli. Anadolu'yu ele geçirmek isteyen doğuda çok güçlü bir Türk devleti var. Sonuç Şah İsmail yenilmiş ve Safevi tehdidi bir süre için önlense de özellikle Doğu Anadolu'nun çok büyük bir kısmı Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Tabii bu seferden dönüşte Turnadağ Savaşı yapılmıştır. Şimdi Dulkadiroğulları Beyliği vardı. Gördüğünüz şu topraklarda Dulkadiroğulları Beyliği vardı. Dulkadiroğulları Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarından geçmesine izin vermedi. Yavuz buradan geçmek istedi aslında. Ancak buna izin vermeyince Yavuz kuzeyden gitmek zorunda kaldı. İşte kuzeyden giden Yavuz Sultan Selim dönüşte ben en iyisi dedi bir de Dulkadiroğulları'na son vereyim. İşte böylece 1515 Turnadağ Savaşı ile birlikte Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmını elinde tutan Dulkadiroğulları Beyliği'ne son vermiş. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır. Burada Türk Siyasi Birliği kesin olarak kim sağladığı ifadesi sorulduğunda Yavuz Sultan Selim cevabı verir. Ama bazı hocalar böyle işte kıyıda köşede kalmış şeyleri sever. Aslında bir de Ramazanoğulları Beyliği vardı. Bu Osmanlı Devleti'ne bağlandı fakat özerk bir yapıdaydı. Kanuni bu özerkliğe son verdiği için bazıları da Osmanlı Devleti'ne son bağlanan beylik Ramazanoğulları derler. Ama aslında temelde Anadolu'da Türk Siyasi Birliği Yavuz Sultan Selim'le birlikte sağlanmıştır. Ve Yavuz'un görüldüğü gibi hep doğuya gittiğini görüyoruz. Önce İran'a, sonra Güneydoğu'ya, sonra Mısır'a, Memlüklere yönelecek. Yavuz Sultan Selim doğu yönlü seferlerle karşımıza çıkıyor. Peki neden? Çünkü doğuda Türkistan Birliği'ni sağlamak, sonra bu birlikte Avrupa üzerine yürümek ve böylece bütün Avrupa'yı ele geçirmek politikasıyla hareket ediyor. Ömrü buna yetmedi. Bu nedenle de hep doğu yönlü seferler yapmıştır. İşte bu seferlerden bir diğeri de karşımıza çıkacak olan Mısır seferi ya da Memlük Devleti'ne son vermesidir. Tabii Memlük Devleti'ne son vererek ne yapmaya çalışıyoruz? Öncelikle İslam dünyasında siyasi birliği sağlamak ve tabii ki İslam dünyasının lideri olmak. Siyasi birliği sağlayarak İslam dünyasının lideri olacağız. Ve Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkacak. 1516 Mercidabık. 1517 İridaniye savaşları yapılacaktır. Mercidabık savaşıyla birlikte Suriye, Ürdün, Filistin toprakları ele geçirilirken 1517 İridaniye savaşıyla birlikte Yavuz'un ordusu Mısır'a girecek. Ve Memlük Devleti kılacak. Tabii Memlükler, Kölemen Devleti olarak da bilinen Eyyubilerin ordusundaki Kıpçak Türk askerleri tarafından kurulmuş bir başka Türk devletidir. İki Türk devletinin savaşıyla karşı karşıyayız. İki Türk devletinin bu savaşıyla birlikte Memlükler sona erdirildi ama Memlükler çok ciddi savaşlar yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin Memlüklere yenmesini sağlayan aslında top teknolojisidir. Yoksa çok güçlü bir orduya sahiplerdi. Peki Memlük Devleti'ne son verilince karşımda çıkan sonuç nedir? Çok sorulacak. Çok fazla bilgi sorusu gelir. O yüzden tane tane hepsini bilmek zorundayız. Genel anlamda Mısır seferi deyince Orta Doğu topraklarının büyük bir kısmının alındığını bileceğiz. Suriye, Ürdün, Filistin, hatta kutsal topraklar olan Hicaz, hatta Mısır alınmıştır. Ve Osmanlı Devleti eski oranla 3 katına çıkmıştır. Yani Yavuz'dan önce Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü yaklaşık 3 milyon 200 bin kilometre kareyken Yavuz Sultan Selim'le birlikte Osmanlı toprakları 9 milyon 400 bin kilometreye çıkmıştır. Dolayısıyla devlet çok hızlı büyümüştür. Dolayısıyla İslam dünyasının siyasi lideri oldu. Niye? Çünkü en büyük devlet. Gerçi İran'da bir Safevi devleti var ama Şiiler onu tabii ki siyasi lider olarak görse de
Osmanlı Devleti İslam dünyasının çok büyük bir kısmında egemenlik kurduğu için siyasi lider haline geldi diyoruz. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçecek. Halifeliği Yavuz'a devredecek. Böylece Osmanlı Devleti İslam dünyasının aynı zamanda dini lideri haline de gelecektir. Ama tabii Osmanlı Devleti halifeliğin gücüne ihtiyaç duymadığı için halifeliği kullanma gereği duymayacaktır. Osmanlı Devleti'nin resmi belgelerinde halifelik ancak 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda karşımıza çıkacak. Çünkü Osmanlı padişahlarının halifeliğin getirdiği dine güce ihtiyacı yoktur. Bu arada ticaret yolları Osmanlı egemenliğine girmiş. Biz Mısır'ı alınca bölgeden geçen baharat yolu unutmuyorduk. Kuzeyden, Anadolu'nun kuzeyinden İpek, güneyden baharat yolu geçiyordu. Baharat yolunun geçtiği güzergah Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yani şu bölge Osmanlı egemenliğine girmiş. Ama çok sorulur, baharat yolundan beklenen kazanç elde edilememiştir. Peki neden beklenen kazanç elde edilemedi? Malum Ümit Burnu keşfedildi. İşte Ümit Burnu'nun keşfiyle birlikte Avrupalılar Afrika'nın güneyinden dolaşarak mallarını İspanya'ya taşıttılar. Ya da Avrupa'ya taşıdılar. Böylece ticaret yolları eski etkinliğini ne yapmış oldu? Kaybetmiş oldu. Dolayısıyla Mısır seferinden beklenen kazanç oluşmamıştır. Başka hangi sonuçlarımız var dersek Mısır seferinin sonucunda Osmanlı hazinesinin en güçlü dönemini yaşadığını görüyoruz. Evet, başka hangi sonuçlar vardı? Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı hazinesini en zengin döneme ulaştırması. Memlük hazinesi çok zengin, Mısır çok zengin. Zaten Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan sonra vergi ödeyen neredeyse tek eyalet Mısır olacaktır. Ve Osmanlı hazinesi en güçlü dönemini yaşamıştır. Ki ÖSYM karşımıza bunu soru olarak çıkartmış. Ne demişti Yavuz Sultan Selim? Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin demiş. Ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar bir daha hazine bu noktaya getirilemediği için yıkılırken bile Yavuz Sultan Selim'in mührüyle kapatılmıştır. Dolayısıyla en zengin, en güçlü dönem Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferidir. Ve Yavuz döneminde karşılaştığımız bir isyan var. Bozoklu Celal İsyanı. Ekonomik ve siyasi nedenlerle çıkmış bir isyandır. Yozgat Bozok bölgesinde tımarları elinden alınan bir bey aslında ağır vergileri bahane ederek aslında temelde tımarlarını kaybetme nedeniyle yönetici baskısı ağır vergiyi gerekçe olarak kullanıp isyan etmiştir. Ama aslında isyanın temel nedeni belli. Siyasi çıkar. Fakat bu isyanın bilinmesi gereken tarafı Yavuz döneminde çıkmış Bozoklu Celal İsyanı ama 17. yüzyıldaki Anadolu isyanlarının bütününe birden Celali ayaklanmaları, Celali isyanları denecek. Çünkü neden benzerliği vardır? Ekonomik ve siyasi nedenlerle çıkmış isyanlar. Evet arkadaşlar, Fatih, II. Bayezid, Yavuz dönemlerindeki önemli gelişmelere baktık. Şimdi hemen bir soruyla devam edelim. Yine TYT-AYT kafa dengesi soru bankamızdan bir soru. İstanbul'un fethinden sonra Avrupalı kralların feodal beyler üzerinde egemenlik kurduğu ve feodalite rejimine son verdiği görülmüştür. Krallar feodal beyler üzerinde egemenlik kurmuş. Bu durumun ortaya çıkmasında hangisi doğrudan etkiliydi? Evet, krallar derebeylikleri nasıl yıktı sorusunu soruyor. Cevabımız neydi? Büyük toplardı. Hani Fatih Şahi adı verilen topları ilk defa surlara karşı kullanmış ve çok güçlü surlar çok hızlı bir şekilde yıkılabilmişti. Bunu gören dünya bu topları şatolara dayalı. Şimdi derebeyleri nasıl varlığını sürüyordu? Dağların yamaçlarında ya da ırmaklar üzerindeki adacıklarda saray kale arası yapılarda. Patika yollardan gidilebilen yan yana en fazla 4 askerin yürüyebildiği yolla ya da köprülerle ulaşılabilen kaleler. Aşağıda 100 bin kişi beklese ne olur? Sonuçta yan yana çıkabilecek insan sayısı belli. Bazen yıllarca kuşatarak bir kaleyi ele geçirebiliyorlardı. Ama şimdi birkaç gün içinde kaleler ele geçirilebiliyor. Çünkü aşağıdan toplarla şatolar yıkılabildi. Bu sayede Fatih Sultan Mehmet'in bir çağ açıp bir çağ kapandığından bahsetmiştik zaten. Bir soru daha çözelim. II. Bayezid'in özellikle Cem Sultan ölümünden sonra Venedik'e karşı izlediği yumuşak siyaseti bıraktığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin temel nedenidir? Hatırlayalım, Avrupalılar Şehzade Cem'i Osmanlı Devleti'ne karşı tehdit aracı olarak kullanıyorlardı. Ne diyorlardı? Bize saldırmaya kalkma, Cem'i serbest bırakırız. Para verir, asker verir. Cem'i Anadolu'da seven yüz binler var. Türk kökenli yöneticiler var.
Dolayısıyla yeni bir taht kavgası çıkabilirdi. Bu nedenle fetih yapılamıyordu. Ama Cem'in ölümüyle birlikte artık Bayezid rahatladı ve hızlı bir şekilde fetihlerini başlattı. İşte o zaman burada arayacağımız nedir aslında? Tehdit olmaktan çıkması ve hızlı bir şekilde Batı yönlü fetihlerin başlamasıdır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Fatih dönemindeki fetihleri, Hristiyan birliğini bölme amaçlı politikaları, 2. Bayezid dönemindeki Cem olayı ve Şah Kulu isyanı, Yavuz dönemindeki 1514 Çaldıran Safevilere karşı, 1515 Turna'da Dulkadiroğulları belini ele geçirmesi, Memlüklere son veren iki savaş, 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşları çok özel bir yere sahip. Konu basittir. Temel kavramları öğrenirsek sonuçları çok rahat çıkarız. Ama bu arada mutlaka buralara harita üzerinden çalışalım. Çünkü nereler alındı harita görseli sorulabilmektedir. Başarılar arkadaşlar.